Herkese merhaba. Çarşambaların klasikleşmiş haline gelen Kimdir programında bu hafta tabii ki Ercan abi var. Ercan abiyi ben 1-2 haftadır taciz ediyorum. Abi lütfen gel, lütfen gel. O da bizi kırmadı, geldi. Çok teşekkür ederim. Ercan abi hoş geldin. Fatih'cim hoş bulduk. Öncelikle bu nazik, güzel davetin için, yani beni de buraya layık gördüğün için en azından çok teşekkür ediyorum. Ama tabii bunun yanında da dedim ki ben yaşlandım galiba dedim. Artık ben de bir yerlere çağrılıyorum. Herhalde artık dedim kıdem bastı. Sağ olsun gençler de dedim eksik olmasınlar. Senin gibi bu taşın altına eline koyan genç kardeşlerimiz de, hani genç derken jenerasyon olarak ben kendimle özdeşleşerek söylüyorum. Tabii ki yoksa sen de kendi tecrüben, bilgi birikimin onlar ayrı şeyler. Onları değerlendirmiyorum. Jenerasyon olarak söylüyorum yani. Ercan abi valla ben seni anladım. İzleyen arkadaşlar da anlamıştır. Senin gibi tecrübeli insanlardan çok şey kazanmamız lazım. O yüzden yani burada olman benim için çok değerli. Çünkü medyayla uğraşmak isteyen, yetiştiricilikle uğraşmak isteyen senin tecrübelerinden faydalanması gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden tekrar davetimi kabul ettiğin için ben teşekkür ederim Ercan abi. Rica ederim, rica ederim hayatım. Emrindeyiz. Estağfurullah abi, estağfurullah. Abi programın sorusuyla başlayalım hemen. Ercan Fırtına kimdir? Ercan Fırtına bir Allah kuludur. Bir kalbinde merhamet olan, çok uzun yıllar önce, böyle bir 30 sene falan, 35 sene önce gençliğin vermiş olduğu tecrübesizlikten kaynaklanan bazı hatalar da yapmıştır. Gençlik hataları da yapmıştır. Tabii yıllar geçtikten sonra bunları daha net anlamış, aynı kasise bir daha düşmemiştir. Hayatına yeni bir sayfa açmıştır. Kesinlikle samimi, dürüst bir insandır diye düşünüyorum son demlerimi de hesap edecek olursak yani. Ercan abi, yaşını söylememizde bir abes var mı? Yok. Ama herkes şaşıracak. İlk defa sen bunu söyleyeceksin, soracaksın. Herkes de şaşıracak. Evet, ben duydum abi, inanamadım. O yüzden soruyorum. Şimdi ben şuradan gireyim önce. Hemen fazla uzatmayacağım. 1971 senesinde babam çok önemli bir, hala da devam eden büyük bir ilaç firmasının Akdeniz Bölge Müdürü'ydü babam. Dolayısıyla 70'li yıllarda düşünebiliyor musun? Yani ben varlığı da gördüm, yokluğu da gördüm. Onu da peşinen söyleyeyim. Kapımızda 70'li yıllarda iki tane araba. Televizyon yok. Adana'da mesela yayın yok. Biz Arapları izliyorduk. Hani bak, bu varlık günleri, çocukluğumdan gelen, ama gün geldi. Bir kase yoğurdu alamadığımız günler de oldu. Onları da asla inkar edemem yani. Annem, babam biraz yaramazlık yapıyormuş ki herhalde, ben hesap et o zaman çocuğum yani. Herhalde düşünmüş ki, ya da etraftan sağdan soldan demişler ki ya oğlanı ver yanına, işte okul olmadığı zamanlar beraber gelsinler, işte onun yanında olursa hani zamanında eve gelir, yaramazlık yapmaz falan filan. Ama öyle bir hal aldı ki tabii babam da at yarışına, doktor Bekir abimiz vardı, İzmir'den de yanılmıyorsam, Allah rahmet eylesin. O beraber getirmiş, ilk tanıştırmış at yarışının ne olduğunu. Babam da at yarışına gelmeye başlamış benden bir müddet önce. Dolayısıyla 71 yılında da ben onunla beraber gelmeye başladım. Annem babamı kurtarayım derken beni de kaybetti annem. Hani onu kötü niyetle söylemiyorum. Ne kadar bir atçıda, at yarışına kalbimdeki yani sevgiden bahsederek söylemek istiyorum yani. Dolayısıyla 71 olunca herhalde az çok yaşımız meydana çıktı. Ben 65 doğumluyum. 1965 Adana doğumluyum. Babam Tarsus'un Kargılı köyünden. Oradan da çok atçılarımız var. Mesela Müthiş abi oradan, Müthiş Ölçer de bizim köylüdür. Ve daha çok var yani. Abdullah Bey var, Kaplan Bey var. Daha neler var. Eskilerde hele
sizin daha bilmediğiniz ne atçılarımız vardı orada. Anne tarafımda Karataş'a bağlı, Adana'nın Karataş'a bağlı İshacılı köyünden anne tarafımda Akyatan lagünü var biliyorsun Fatih. Hani evet abi. Onun Nizamiye kapısıyız biz. Karataş'ın içinden değil, geriden. Geriden arabayla gidilecek tek kapı biziz. Bizim köy yani. Dolayısıyla çocukluğum rahmetli dedemin yanında balık avcılığından geçti. Normal şey avcılığı da ördek mördek şu bu filan onlarla da geçti. Çok güzel geçti köyde. Çok yaramazmışım. Köye gönderiyorlardı. Sabah ilk otobüste zaten tek otobüs var. O yılları bir hesap etsene. Böyle uzun burunlu bir otobüs. Ya beni sabah 6 otobüsüyle geri gönderiyorlardı. Yani o kadar yaramazmışım yani. Anlatamam yani. Ama şimdi duruldum artık yani. Yeni bir hayat, yeni bir sayfa. Peki abi atçılık tam olarak nasıl başladı abi? İşte söylediğim şartlarda başladı. Atı tanımam, atçılığı tanımam, yarışçılığı tanımam. Fakat ondan sonra bir müddet sonra ben az önce de söylediğim gibi o bende kalsın. Zaten camiamızın içindeki beni yakinen tanıyan arkadaşlarımız da bilirler. Mevzumu da bilirler yani. Bir gençlik hatası yaptım. Bayağı bir uzak kaldım yani. 15 sene falan İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da da belli bir süre emekliliğimi doldurmak için uğraştım. O yüzden bir ara vermek zorunda kaldım. O kısa bir de olsa bir arkadaşımın yanında sağ olsunlar, onlar da eksik olmasınlar. Onu da sağladıktan sonra hani o zamanlar biliyorsun 5 sene beklemek vardı. Bilmiyorum şimdi de var herhalde yine. EYT, MYT çıktı. Şimdi bizim zamanımızda yoktu. Abi ben o 5 sene var ya hiç umurumda olmadı yani. O ne zaman ki hak ettim ya emekliliği. Yani emekliliği hak ettim ama öyle aklınıza bir şey gelmesin yani. En üst kademeden falan aldığımız yok. Fotofinişten kazandık yani bariyer dibinden. Yani zorla kendimi son anda fotoya attım yani. O en alttaki adamlardan biri benim yani şu anda. İşte o biliyorsun konjektörü yani. Dolayısıyla Fatih'cim Ramazan Kaya'yla Allah gani gani rahmet eylesin. Eski Arabatçılarımızın da dernek başkanıydı biliyorsun. Kafkaslı zamanında yolumuz kesişti Ramazan'la. Yani Türkiye'yi gezmediğimiz yer kalmadı. O zamanlar ben de ta o zamanlar İstanbul'daki değerli yaşça büyük abilerim de bilirler, asli abilerim de bilirler. Bende bir tane şey vardı, serçedes. Ramazan'dan ikimiz ona biniyorduk. Ya bir gün hiç unutmuyorum, giderken vites kolu koptu. Bak yemin ediyorum vites kolu koptu araban. Hesap edin. Debriyaja zor hakim oldum yani. Neyse öyle bir arabadan çok şükür şimdi de kendimize göre bir Allah'a bir şükürler olsun. Çalıştık, çabaladık. Bir şekilde bir arabamız oldu. Ondan da idare ediyoruz. Ayrılamıyorum. Ben gitmeye çalışıyorum. Çekiyorlar. Alttan çekiyorlar. Yani şey yapıyorlar. Terk etme diyorlar. Neyse. Affedersin. İşte Ramazan'dan çok uzun zamanımız oldu. Fakat kaderin garip bir cilvesi olsa gerek ki Fatih. Allah gani gani rahmet eylesin. Buradan da Kaya ailesine de sonsuz selam ediyorum. Sağ olsunlar. Ben ona bir gün demiştim ki işte o yokluk günlerimde. Ya dedim Ramazan senden bir şey rica edeceğim dedim. Ne demek dedi ya söyle dedi. Ya dedim olur da dedim ben bir gün buralarda ölür kalırsa beni dedim götürürsün değil mi dedi. Ya şöyle adam bana baktı. Dedi ya seni uçakla götürürüm hiç merak etme dedi. Yani ben seni defnederim dedi. Çünkü ben kadere de inanan bir adamım. Yani dünya malının dünyada kalacağına bak hala duygulandım o anları yaşayınca. Ama gel gör ki kaderin bak cilvesi olsa gerek. O beni değil ben onu götürdüm gömdüm yani. Ben onu toprağa verdim. En son işte anlatamıyorum. Ona da gani gani Allah rahmet eylesin. Evet.
Yine abi aynı şekilde Kaya ailesinden bahsetmişken laf lafı açtığı için söylüyorum. Yine aynı şekilde şu an Selim Kaya, Ali Kaya, Küçük Selim, Mehmet Kaya, buradan hepsini selamlayalım. Benim de gayet sevdiğim, düzgün, işinde gücünde insanlar. Demek ki bazı şeyler, yani o insanların üstünde de ben kesinlikle Ramazan Kaya'nın bir emeği olduğunu düşünüyorum. Hakikaten gerçekten çok severlerdi. Hatta buradan da aileye de seslenmiş olayım. Yani eğer çocuklarının da haberi var gerçi ama en çok bir tane çocuk en küçük oğlu vardı. Ondan sonra var oldu mu bilmiyorum da bir Hüseyin Kaya. Ben onu bebekliğini bilirim yani. Efendime söyleyeyim. Bir tek o tabii çocuktu o zaman. Babası bana 2006 yılının Kafkasya'nın Karacabey Tarım İşletmesi koşusunu kazandığı kupayı bana hediye etti. Şu an evimde duruyor kupa. Eğer olur da ailesi derse ki ya Ercan abi özellikle Hüseyin Kaya hani öbür Ethem'le Ahmet onlar da bizim evlattır. Ama derse ki Ercan abi bunu bana verirse seve seve veririm yani babasının hatırına veririm ama şu an benim evimin en güzel yerinde o hatırasıyla ben ona bakıyorum o bana bakıyor öyle duruyor yani. Evet Ercan abi güzel bir konuya girdin. Ben buradan Çukurova'ya bağlamak istiyorum. Biraz da eskilerden bahsetmek istiyorum. Abi Çukurova'da ne varsa Çukurova'ya sadece Adanalı olmasına, Mersinli, Tarsuslu olmasına gerek yok. Dışarıdan gelen başka insanlar da geliyor Çukurova'da atçı oluyor abi. Sen de orada yetişmiş büyümüş bir insan olarak eskilerden de örnek verebiliriz abi. Bu Çukurova bölgesinde ne var abi? Çukurova bölgesinde çok güzel kebaplar var. Şalgam var. Şırdan var. Tabii bunlar ayrı şeyler de. Ya şimdi bizim Adana bölgesi bakmayın siz Adana şu an kaç milyon olduğunu nüfusumuz bilmiyorum ama dışarıdan da epey göç aldı. Böyle hani biraz kendi memleketim diye demeyeyim ama böyle biraz daha sıcakkanlı insanların olduğu yer. Daha böyle küçük bir merkez. Herkes genelde birbirini tanır. Yani eskiden herhalde daha çok tanırlardı. Çünkü gidilecek büyük saat, küçük saat işte Obalar Caddesi, yok aile sineması, Şehit Duran Mahallesi falan bunlar bildik yerlerdi, merkezlerdi. Mesela rahmetli Faruk abi de benim Faruk Tınaz. O da benim mahallemin büyüklerinden de, abilerinden de. Rahmetli, ona da ismi geçmişken Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Dolayısıyla açlık güzel bir şey ya. Bilmiyorum yani herkes birbirine elektrik geçti misali dokunuveriyor. Ya da bizim burada biliyorsun pamuk, eskiden pamuk çoktu da şimdi fazla ekilmiyor galiba. Pek görmüyorum pamuğu. Sanıyorum genelde hep bahçeye döndüler Fatih. Yani narenciyeye döndüler. Eskiden karpuzlar, pamuklar, şunlar bunlar vardı ama işte dünyada değiştiği için onlar da genelde bahçe yapıyorlar. 3-5 sene sonra da ömür boyu faydasını alıyorlar. Yani bunda Adana'mızın belki çiftçi olması zamanında mesela daha çok paralar kazanırlardı mesela. Ama gerçi benim bir eniştem var, Hamit eniştem. Daha bir gün ben güldüğünü görmedim. Hep ağlar. Yani ben daha ömrümde böyle bir adam görmedim. Ya bir günde diyorum ki ya Hamit abi elini öpeyim. Ya vallahi bir şey istemeyeceğiz diyorum ya. Ya gül arkadaş. Bu sene de iyiyim de ya. Yok abi hep ağlar. Numaradan ağlıyor ama onu ben biliyorum. O eski dönemleri de aklıma geliyor çünkü. Dolayısıyla böyle açlık birbirine geçmiş dost sohbetlerinde işte hadi gel gidelim derken bizim gibi nasıl gittilerse herkes de bir şekilde vesile olmuş yani birbirlerine vesile olmuşlar yani. Evet. Abi medyaya geçelim istiyorum. Medyadaki tecrübelerinden bahsetmeni özellikle istiyorum. Çünkü bunu izleyecek arkadaşlar da, medyada olmak isteyen arkadaşlar da var. Mesela abi antrenör olabilirdin, at sahibi olabilirdin ya da işte atçılığın başka bir paydaşı da olabilirdin. Neden medyada oldun ve medyadaki zorlukları bunca yıl tecrübenle edinmişsindir? Bunları paylaşırsan çok sevinirim. Ya şimdi Fatih şöyle bir durum var.
kendim için söylüyorum. Hani bir başkasını adına konuşamam tabii ki. Ya içimde yan ve sönmeyen, bitmeyen bir ateş vardı. O çocukluğum döneminde. Bak, sene kaçtı hatırlayamıyorum. Yani 80'li yıllarda olabilir, emin değilim ama biraz 80'in üstü olabilir. Tam emin olamıyorum rakamdan. Mesela o zamanlar Adana İpodromu'nda şey yoktu. Benim zamanımda sen söyle, kapalı devre televizyon sistemi yoktu. Yarışları sonradan izleyemiyorduk biz. O zaman Nimet Ülken amcanın rahmetlinin şey dergisine, Derbi Mecmuası'na yazı yazmışım. Hatta Hakan Cantınaz, buradan da selam olsun. O küpürü o bulmuştu, bir gün paylaşmıştı Twitter'da. O tarihlerde yazmış olduğum bir şeyi yani. O zamanlar Adana'da yani biraz da geç, tarihleri karıştırırsam çok özür diliyorum bütün bizi seyredecek olanlardan. Banko dergisi vardı Hasan Saydam abinin. Buradan da selamet olsun Hasan abiye de saygılarımızı iletelim. Banko dergisinde şey yazılıyordu. Yarışların Fatih, bitiyor ya yarışlar mesela. Bir gün 7 koşu var, 8 koşu var. Bitti ya yarışlar. Sen hemen onu bir kağıda kaleme yazıyorsun. İşte 800'de şu atak yaptı. Ya yarışı anlatıyorduk ya. İşte karşılarda işte tam virajın oraya gelirken Seren atak yaptı. Ya da ne bileyim işte o anda kim varsa o atlardan bir tanesi. En iç kulvardan da Harput Servetinin gayretlerini gördük. En dış kulvardan Ersoylu geliyordu. Kafkaslı falan. Kafkas geliyordu. Kafkaslı değil, Kafkas. Bunları biz yazıyorduk. Potaya kadar anlatıyorduk yarışı. Televizyon gibi yani. Ben onu babamdan gizli bir gün evde salonda telefondan, eskiden çevirmeli telefon vardı ya, Hasan abinin numarasını buldum bir yerde. Hasan abi aradım. Dedim ki Hasan abi, vallahi dedim ben bu işi en iyi ben yaparım burada dedim. Evladım dedi senin yaşın kaç filan dedim. Ya oğlum dedi sen babandan annenden izin aldın mı dedi. Sen emin misin dedi. Ya Hasan abi vallahi ben yaparım dedim. Benim numaram bu dedim. Dedim istersen bir bak. Ya tesadüf müdür nedir? 10 gün geçmedi. Benden önce yazan arkadaşla ilgili bir sıkıntı oluştu. Şimdi burada detayları veremeyeceğim. Hukuki bazı şeyler oluştu. Arkadaşımız tabii gelememeye başladı. Hasan abi yanılmıyorsam bak özür diliyorum. Bir gün akşam telefonla aradı. Tamam dedi geçeceğiz göreceğim dedi. Ya bir yazdım. Ya nasıl yazıyorum ama biliyor musun? Bir de bir daha çocuk sayılırım yani. Bir de bende bir havalar, hipodromda bir tafralar. Ben hani gazeteci oldum ya. Adım orada çıkacak ya. Ya kardeş oradan başladık biz. Oradan sonra mahalli gazetelerde yazdım. Bir 8 senelik falan bir benim şey hayatım doldu. Resmi bir kurumda çalışmış hayatım doldu benim. Zaten şimdiki dikkat edersen yazı dillerine biraz hakimiyetim oradaki aldığım yazışma dilleriyle alakalı bir şey. Onları çok iyi bildiğim için yani bir devlet dairesinde çalışan insan kadar o devlet dilini iyi bilirim yani öğrendim ama orada çalışmakla öğrendim. O da geride kaldı gerçi de. Neyse başladık yazmaya. Ardından burada devlet dairesindeyim ya. Ya Fatih içimi yemiyor. Vallahi ya Güney Haber gazetesiydi ya Express gazetesiydi. İkisinden biri Express de olabilir bilemiyorum. Abi gittim oraya dedim ki ben dedim tahmin vereceğim. Tamam. Dedi adın ne dediler? Yaz kardeşim dediler. Onlar da birini arıyorlarmış zaten. Dedim ki adım Ercan Fırtına ama adımı yazamayacağız dedim. Ya nasıl olur kardeşim deli misin? Hani devlet dairesindeyiz ya. Dedi başka bir şey koyalım. Süper kritik koydum adını. Gazetedeki adını. Süper kritik. Uzun yıllarda bundan gittim. Ama şimdi bakıyorum. Yeni nesil. Abi devlet dairesinde çalışan bile tahmincilik yapanlar var yani. Biliyorum yani. Ya da at yarışı basınıyla ilgili. Ama demek ki devletin buradaki şeyi önemli.
bakış açısı önemli. O zamanlar biraz daha bizim zamanımızda Fatih şeydi ya, böyle daha dardı biliyor musun? Daha keskindi bizdeki virajlar, ama şimdi herhalde özgürlük babında bazı şeyleri açmışlar diye düşünüyorum. Ercan abi bir de şunu hatırlatmak lazım. Şimdi mesela programı izleyen bir tane öğrencim bana derste dedi ki hocam dedi siz dedi at yarışında dedi işte at sahipleriyle röportaj yapıyorsunuz falan. Evet dedim. Yani bunu bizim normalleştirmemiz lazım. Zaten toplumumuzda kötü bir algı var. Burası devletin finanse ettiği, kısmen ortak olduğu bir yer. Ve at yarışları bir spor. Yani futbol konusunda insanlar bu kadar ön yargıyla yaklaşmazken ben normal hayatımda da evet diyorum yani bunda ne var ki diyorum. Şimdi bunun tek bir nedeni var. Yıllardan beri at yarışının bu iddiadan önce girmesi, yıllardan beri de at yarışıyla alakalı filmlerde, gerek komedi filmlerinde, rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerinde de olsun, İşte bazen espiritüel olarak giriyorlar, bazen de tam tersi giriyorlar falan. Bir zihinlerde, akıllarda maalesef bu yerleşmiş. Bunu götüremiyoruz, çok uğraşıyoruz. Hatta ben çok istedim ki böyle, yani tabii bu da o zamanki şartlarda imkansızdı benim bunu hayal ettiğim dönemlerde. Hani böyle bir dizi film olsun, biz kendimizi biz anlatalım yani. Biz oynayalım, biz anlatalım. Gene tamam, yakışıklı, güzel kızlar gelsin, tanınmış sanatçılar gelsin, ama arada serpiştirelim, bizler de alalım, antrenörler olsun, seyis kardeşlerimiz olsun, yani biz hikayemizi kendimiz yapalım diye çok uğraştım, böyle hayal ettim ama maalesef olmadı. Dolayısıyla bu algıyı değiştiremiyoruz, ama şimdi gelinen noktada ben üstüne basa basa söylüyorum, yani iddianın eğer bu bir şeyse, hani o söylenen, ağzıma almıyorum o şeyi, o zaman iddia ne? İddia sabahlara kadar devam ediyor filan. Buradan gidiyorsun Arjantin'deki bir maçı, ben de hiç oynamam, oynadığım hayatımda 3 ya da 5'tir, fazla değildir yani. Arjantin'deki maçı o genç çocuklar okul açtıklarını götürüyorlar ya, benim etrafımda da görüyorum, aşağıda bakkalın çırağı var. Bakıyorum ellerinde telefon. Abi hangır hangır bu işle uğraşıyorlar. Ama işte gel ki bunu anlat. Bunu nasıl değiştireceğiz bu algıyı? Tabii ya zamana bırakacağız. Zamanla her şey meydana çıkacak. Ona bakarsan iddianın, eğer biz o öyle kötü bir yersek Allah korusun, ben kabul etmiyorum, ama iddianın şu son 5-6 senede verdiği zararlar var ya, gazeteler yazmaz yani. Yazmıyordur da yani, büyük bir ihtimalle. O yüzden ben at yarışlarının, eğer sen bilinçliysen, dünyanın en masum oyunlarından biri olduğuna inanıyorum. Ama bilinçliysen, ama bak. Yani gidip sen de yenge hanımın tüp parasını getirip buraya basarsan, ona ben de kızarım abi. Öyle şey olamaz yani. Önce çocuklarını, evini, barkını hallet. Şundan da eğlen ya. Eğlen, Evet. eğlen. Ama her şeye rağmen, bütün bunlara rağmen ben diyorum ki biz rakibimizden daha masumuz. Bunu kesinlikle altını çizerim yani. Kesinlikle. Sağda iz bırakır. Torabilir. Demin abi Hakan abi dedin. Hakan abi deyince benim aklıma Hakan abinin dev arşivi geldi abi. Yani sizin gibi uzun süre bu işi yapan ve burada olan insanların arşivi olmasına önem veriyorum. Sende de var mı abi? Şimdi şöyle, ben onu Hakan Cantınaz'a da bir gün söyledim. Bir gün ya Adana'da söyledim, hatırlamıyorum. Ya dünyanın en güzel işini yapmış biliyor musun? Ya inan, eğer bu konuda, ama bu konuda seversin sevmezsin o ayrı mesele. Bir heykeli dikilecek adam varsa şu konuda Hakan Cantınaz'dır. Niye biliyor musun Fatih? Şimdiki TCK'daki arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum. Yahu arkadaş, bu eskilerden bahsediyorum. Bayağı eskiler. Ya arkadaş, o kadar hani bu televizyon çıktıktan sonra kayıtlar yapıldı. Ya arkadaş, nerede bunlar ya? Ya nerede arkadaş ya? Nasıl bunlar kaybolur ya da bir şey olur? Şimdi bak, tenzih ediyorum ama
şimdiki arkadaşlarımız. Ya Hakan Cantınız'dan Hakan Cantınız'dan biz bunları Hakan Cantınız'dan mı seyretmeliyiz? Doğrusu bu mu? Değil. Ama Hakan Cantınız'ı burada kutluyorum. Yani tebrik ediyorum. İyi ki varmış. İyi ki onları saklamış. Ben bana gelince ben de yok. Olanı da kaybettim zaten. Bir keresinde de buradan çok zaman olduğu için böyle bir 30 sene falan olduğu için 35-40 sene bilemiyorum artık. Söylemekte sakınca görmüyorum. Çok kıymetli, değerli büyüğüm. Sen de tanırsın. Sen de bir onunla şey yaptın. Atçılık Kütüphanesi'nde bu güzel bir şeyler yaptın yani. Behçet Homurlu büyüğümüz, eski TCK başkanımız aynı zamanda. Yıllar önceden ben tanırım onu. Aynı berbere giderdik. şöyle tanırım. Zaten hala da aramızda iki sokak var Behçet Bey'le. O caddenin ön tarafında, ben biraz daha iki sokak gerisindeyim. Bir gün yanılmıyorsam ya Minnola mıydı? Onun bir atı vardı yıllar önce. VHS kasetler var ya Fatih. İşte başkanıma çektirmiş, evde de izliyoruz. İzlemiş hatta ama biriktiriyor tabii. Dolayısıyla bunlar ara sıra kendi atı seyrediyor, ondan zevk alıyor falan. Bir gün rica ettim, dedim ki herhalde vermez diye de düşündüm böyle içimden, ya ben daha çocuğum, niye versin ki bana dedim. Hipodrom'da ben o kaseti aldım. Bir hafta sonra getirmek üzere. Bak yemin ediyorum, buradan da kıymetli büyüğüm Behçet Bey seyrediyorsa, bütün yani samimiyetimle söylüyorum, bütün aile şerefimle, o kaseti aldım bir poşetin içinde. Adana'ya giden dolmuşlar vardı o zaman. Dolmuşlara bindim. Sen belki Adana'yı bilmiyorum, bilir misin ama bilmeyen, şu anda yıkıldı ama Atilla Altıkat Köprüsü vardı. Atilla Altıkat Köprüsü'nün orada da indim ki eve yakın olsun diye, oradan da 5 dakika yürür giderim dedim. Abi o dolmuştan indim. Böyle bir 500 metre falan gittim, gitmedim. Ya baktım ki bende bir eksiklik var. Ya o kaseti orada kaybettim, biliyor musun? Koşarak geri döndüm ama ne dolmuş vardı, ne araba vardı, ne kaset. Hala söyleyemediydim. Buradan da itiraf ediyorum. Cezama razıyım. Değerli başkanımız, affına sığınıyorum, hoşgörüsüne sığınıyorum. Vallahi durum bu. Yani belki o zamanlar demiştir, ya bu çocuk aldı da geri getirmedi falan demiştir. Ama yemin ediyorum ben bile izlemedim, Kur'an çarpsın. O dolmuş da aldığım gibi dolmuş da unuttum gitti Fatih ya. Ercan abi, şimdi medya ile ilgili çok güzel konuşuyoruz. Çok da keyifli sohbet oluyor. Bu kadar süre nasıl geçti ben anlamadım gerçekten. Bitmez. Abi, bir de medyadaki zorluklardan bahsedebilir miyiz? Yani çünkü devamlı ne iş yapıyorsun? Olan insanların düşmanı çok oluyor. Şimdi bak, medyada dominant gazetelerimiz var. Ben de o iki gazetede de yazdım. Diğer gazetelerimiz de, güzide gazetelerimiz, onlar da fark etmiyor yani. Ben mesela 8 sene yakın Akşam gazetesinde yazdım. Ama 8 sene yazdım, 1 TL almaz mı bir adam? En zor günlerimdi. 1 lira alamadım, vermediler. 1,5 sene yakın Güneş gazetesinde yazdım, 1 TL alamadım. Arkadaşlar ben buraya hani diyorum ya bazen tırnaklarımla kazıdım. Ya bazen ekmek bulamadım ya. Bak tırnaklarımla kazıdım geldim ama nasıl geldim? Ha ben de bir asil ailenin evladıyım ama işte bazı nedenlerden dolayı evimden ayrılmışım, ailemden ayrılmışım. Yeni bir hayat, yaşam kurmuşum kendime. Adı ne olursa olsun. Yani ben maalesef at yarışları gazetelerinde, özellikle Fanatik'te, Fotomaç'ta, genel yayın yönetmenlerine bağlı olarak çalışmayı tabii ki prensipte kabul ediyorum ama bana kalırsa gazetenin sahipleri, büyükleri, abilerimiz, kimse artık o büyükler, artık at yarışı müdürlüğü de diye de bir şey açmak zorundalar yani.
atıyorum mesela şu an editörler kim onları, kim olursa olsun ismi önemli değil, seversin sevmezsin. Diyecek ki gel kardeşim, tamam sen yine genel yayın yönetmene bağlısın ama sen artık at yarışı müdürüsün. Bir özgürlük tanımaları lazım. Ya sen inanır mısın şuna? Ben burada söylüyorum ama kızıyorlar bana. Ya şimdi futbolu hangimiz sevmiyoruz? Hepimiz seviyoruz değil mi? Seyrediyoruz da, yorumluyoruz da, zaman zaman birbirimize takılıyoruz. Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Adana Demirspor'u hiç fark etmez. Artık dört büyük olduk, onların içine sayayım yani. Müsaade et, Adana Demirspor'u da sayayım. Neyse abi. Adamlar alıyorlar bakkaldan veya gazete bayinden. Yemin ediyorum bak, şeye geliyorlar, kahveye geliyorlar, ganyan bayine geliyorlar. İçindeki at yarışı kağıdını alıyorlar, diğerini oraya bırakıyorlar. Evet, doğru. Bak defalarca gördüm. Evet. Ya böyle bir altın yumurtlayan tavuk var. Ya bir özgürlük verin. Ha diyeceksin ki, ya özgür değil misiniz? Tamam özgürüz ama başka bir şeyden bahsediyorum. Yani önünü açılmak için. Yani orada mesela şu anda bile hala sadece bu iki gazetemizi kastetmiyorum. Başka gazeteler de olabilir. Maalesef bir algı var. Birçok arkadaşımız parasız yazıyor mesela. Sadece ismi tanınsın diye 5 kuruş para almadan yazanlar var yani. Ya ben öyle bir şey olsa yırtarım orayı ya. Kur'an çarpsın. Kendimi infilak ettirem o çocuklara para bulurum ya. İşte ben bundan diyorum. Atçılık müdürlüğü olsun ki bir bütçesi olsun. Orada yazan, yazdırıyorsan o çocuğa parasını yani bir gönlünü al ya. Alacağız, almalıyız yani. Sadece ben bir isim vermeden söylüyorum yalnız bunu. Dürüstçe söylüyorum. Çünkü neden? Kariyerimin artık gelebileceğim en güzel noktalarına gelmişim. Teveccüh göstermiş. Türk halkı da bana bu şansı vermiş. Eksik olmasın. Çünkü niye? Ben bir köy çocuğuyum. Köy yeri geliyor elma demesini de bilirim. Yeri gelir de alma demesini de bilirim. Dolayısıyla ben gazetede yazarken bazen elma bazen almalı yazıyorum. Onlar da beni bağrına basıyorlar. Bütün olay bu. Her şey 3-5-8 mi ya? Kim yakalıyor her günü altılı ganyanı? Öyle bir şey olsa ben gazetede niye yazayım? Tek başıma giderim her gün. Sen saate mi bakıyorsun Fatih? Geç oldu galiba. Yok abi. bak senin için geldim biliyorsun yani. Seni kırmam. Biliyorum abi, çok teşekkür ederim. Zamanla alakalı bir sıkıntım yok. Ben senin zamanını almak istemiyorum. Aklımda yok. Şunu sormak istiyorum abi. Şimdi YouTube'a başladın. Gazete mi YouTube mu abi? Vallahi gazete ilk göz ağrım. Onu ben kafama silah dayasalar kovdukları zaman giderim. Ama YouTube'a niye başladım? Ya hani eskiden büyük türkücüler, sanat müziği söyleyenler hatırlar mısın bilmiyorum. 45'lik ve 33'lük long play'ler vardı. 45'lik küçük plaklar. Bazıları da şuna yazardı. Sahibinin sesi. Bir de benim ses benden dinleyin falan gibi. Böyle şeyler yazardı. Şimdi ben annemin karnında televizyoncu doğmadım. Ben de orada bazen konuşurken mesela hatalar yapıyorum. Ama ne yapayım abi, onu da idare edeceğiz işte. El ele tutuşup kader birliği yapacağız artık. Çare yok. Dolayısıyla YouTube'un da sosyal medyanın da şart olduğunu gördüm. Bak gecem gündüzüme karıştı Fatih, yemin ederim. Öyle bir pişmanım. Akıllara ziyan, ama artık bu omuzlarımla bunu yüklendim yani, daha ben bırakmam yani. Ayıp olur. Bir defa bunu deklar etmişim, bana yakışmaz yani. Ercan Fırtına olarak bana yakışmaz. Gittiği yere kadar gideceğiz. Ömrümüz vefa ettiği yere kadar onu götüreceğiz abiciğim. Abi YouTube biraz özgür kılıyor sanki. Çünkü aynen. Daha rahat konuşuyoruz. İnsanlara da daha samimi geliyor. Ve bu arada insanlar senin YouTube kanalına nasıl ulaşacak abi? Onu da istersen bildirirsen arkadaşlar bu videodan hemen sonra senin kanalına abone olsunlar abi. Vallahi çok rica ederim. Olsunlar arkadaş. Niye? Bize de olun ya. Ya şaka bir yana da. Şimdi ben daha önceden şunu belirtmem lazım Fatih.
Ercan Fırtın adına bir iki tane kanal açmışım. Ama şimdi şifrelerini unutmuşum. Giremiyorum onlara. Ama orada adamlar Ercan Fırtın'a yazarlarsa onlara gidiyorlar. Oraları buluyorlar. Bakıyorlar ki tahmin yok, geri gidiyorlar. Ben o yüzden Mehmet Ercan Fırtın'a diye yaptım bunu. Başına bir Mehmet koydum. Zaten benim ismim de Mehmet Ercan Fırtın'a. Mehmet'im var yani. O var. Allah'ın emri var yani. Rahmetli annem aksakallı bir amca gördüm dedi. Sonradan anlattı bize. Oğlunun ismini Mehmet koy demiş. O da öyle koymuş yani. Fakat Ercan'ı nereden araya sıkıştırmış babam, onu da çözemedim, gitti yani. Arkadaşlar YouTube'a aramaya Mehmet Ercan Fırtına yazdıklarında zaten her akşam düzenli olarak tahmin yayınları, çok keyifli sohbetler oluyor. Ben de iştirak ediyorum. Mert Ali Karabulut ekürisi de destekliyor. Aynen, gün yayınları Ercan abi olur, ben olurum ya da bir başka destekleyen tüm ekürlere de lafı gelmişken teşekkür edelim abi. Bu arada ben Fatih bir eksiğimi tamamladın aslında. Teşekkür ederim sana. Mert Ali Karabulut ekürüsünün katkılarıyla yapıyoruz. Ya bir şey söylemek istiyorum. Ya Mert Ali vallahi billahi bizden fazla hayal kuruyor ya bizim kanalla ilgili ya. Ama niye? Bir ihtiyacı mı var onun? Asla. Onun dünyayla bir işi mi var? Asla. Ya sırf bizim için, iyiliğimiz için. Bazen gecenin bir saati arar. Ercan abi ne var? İşte şunu düşünüyorum ha. Tabii aramızda onları söylemem. Kusura bakma, burada rakiplerimiz var. Ne olduğunu söyleyemem ya. Ya huzurlarınızda, kamuoyu önünde çok ama çok teşekkür ediyorum Mert Ali Karabulut'a, Karabulut ailesine. Gerçekten ya ne bileyim, çok onur oldum yani. İnanılmaz derecede onur oldum. Çünkü biz bir ekibiz. Bir ticari kaygım asla yok. Ben her zaman diyorum. Çocuklar diyor ki işte, bazıları diyor ki ya işte bin aboneyi geçince bilmem ne oluyormuş, dedim arkadaş. Elinizi öpeyim dedim. Durun. Durun bir otursun kanal dedim. Belli bir noktaya getirelim. Acelemiz yok. Zaten biz bu işi severek yaptığımız için buradayız. Yoksa ticari bir kaygıyla gelsek zaten farklı olur yani. O yüzden gençlere de diyorum ki, bakın çocuklar, yani haddimi aşarak belki söyleyeceğim. Ya belki sizden büyük birilerini sevmemiş olabilirsiniz. Aynı meslek grubunda ya şu çekilse de işte böyle bir şey yok. O da çekilse, sen eğer gerçekten Allah yazmadıysa zaten gelemeyeceksin. Böyle bir şey yok. Siz büyüklerinizi sayın ki biz saydık çocuklar. Vallahi saydık. Bizden büyükleri bak yemin ederim saydık. Hala da sayıyoruz yani. Niye? Çünkü yarın bir gün dedik ki biz de büyük olacağız. Gençler de bizi saysınlar dedik. Ama şimdi saymıyorlar mı? Sayıyorlar. Çok nadir de olsa kulağıma bir iki bir şey geliyor. Onu da vicdanlarına baş başa bırakıyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Söyleyeceğim bu. Ercan abi, son olarak bir sorum daha var. Medya ile ilgili ilgilenen genç arkadaşlar var. Onlara demin aslında büyüklerle alakalı çok güzel bir örnek verdin, nasihat verdin. Çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğin bir şey var mı genç arkadaşlar? Var. Şimdi arkadaşlar, ben yıllar öncesini anlattım, Adana ayağını. Bir de İstanbul ayağı, yani ulusal gazetelerle nasıl tanışmam vardı, onu da anlatayım. Şimdi ben bir ganyan bayine takılmaya başladım İstanbul'da. Ve bu ganyan bayine bir ara televizyonlarda spor programı da yapan, şu an soyadı hatırıma gelmiyor, Fatih abi diye bir gazeteci abimiz, senin adaşın. O da gelmeye başladı. Şimdi ben orada, ya o zamanlar Fatih bir tane ad söyleyeceğim gelmeyecek. 19 lira ganyan. Ben kahvede söyleyeceğim gelmeyecek. Öyle bir şey var mı ya? Kırarım ya. Bir daha o kahveye uğramam ya. Ya dinamit gibiydim ya. Akıllara ziyan ama sabahlara kadar çalışıyordum. 3'lere 4'lere. Elime almışım şeyi. Ya o yarış dünyasını, yok bilmem lider form, yok öbür puanlı, yok kırbaç, yok bilmem ne filan, neyse hangisi varsa. Ya adam gide gele, anlıyor musun? Bir gün geldi, dedi ki, demiş ki bu adam kim? Demiş vallahi bu, biz bunu yani ismini biliyoruz ama biz bunu, herkes bunu Adanalı diyebilir demiş. Adanalıyız ya.
Bizde yani Adanalı şey sanki o dizi filmlerde var ya hani böyle. Ya, sağ olsunlar, eksik olmasınlar yani. Ya abi bir gün beni çağırdı, masasına çağırdı. Dedi, kardeş ne yapıyorsun? İyiyim abi dedim, siz nasılsınız? Ya dedi, sen ne dedi, ben epeydir takip ediyorum buradan. Sen dedi çok başarılı gördüm dedi at yarışında. Ya dedi sen dedi, o bak tesadüf oldu Fatih, onu söyleyeyim yani. Ama gençlere bir şey söyleyeceğim şimdi kapatırken. Ya dedi, sen dedi ben dedi bir yere göndersem dedi, akşam gazetesine göndereceğim dedi, şu filan kişiye git dedi. Ben de dedi arayacağım onu söyleyeceğim dedi. Sen dedi orada yazmaya başla. Ulan içimden nasıl seviniyorum biliyor musun? İçimden nasıl seviniyorum anlatamam. Ben de o zamanlar yokluk günleri ya, Allah diyorum, iyi diyorum, bir maaşımız olacak bir şey. Ama 8 sene bir lira almadık, onu da söyleyeyim yani. Bunu da bilerek söylüyorum. Yani tasarlayarak, kastederek söylüyorum yani. Yani ben orada hakkım kaldı yani. 8 senelik hakkım kaldı. Ama akşamdan bahsediyorum. Başka gazeteye söylemiyorum yani. O zamanın akşamı ama. Neyse. Gittim abi oraya. Hemen bir müdür bey gibi bir adam, işte abi kimse dedi gel kardeşim dedi. Tamam dedi. Aradı Fatih Bey dedi. Beni at yarışı masasına gönderdi. Orada da Ethem abi oradaydı. O zaman Ethem Uğur yazıyordu Güneş Gazetesi'nde falan. Ondan sonra ona şey yaptık. Hemen yazdım. Dedi yaz. Ne zaman abi dedim. İşte bugün bülten çıkmışsa dedi. Öbürsü günkü tahminleri yaz. Ya bir baktım İstanbul yarışları. Benim yazıma ilk başlayacağım yarışlar. Oradan çıktım. Direkt şeye gittim. Hipodroma. Veli Efendi'ye. Bir tane eski böyle eski kurnazlardan, kulağı kesiklerden diyeyim. Adanalı biri var. Herkes de tanır onu. Meşhur Necati. Necati biz çocukken ben burada Adana hipodromundan bilirim. İlk girdiği günü bilirim yani. Tesadüf karşıma o çıktı. Ya dedi falan filan. Dedi. Sen ne yapıyorsun? Ne şöylesine geldim dedim. Yani sözde hemen oradan Osmaniye'den bülten alayım da. Hani yazacağım ya ilk yazımı. Tabii para mara konuşmadık ha. Ben zannediyorum daha sonra bunlar bana ödeyecek bir şey. Abi tam birinci ahırın önündeyiz. Şimdi Salya Mahallesi'nin Jockey Odası'nın karşısındaki ilk ahırın orada. Oradayız. Eğer yaşıyorsa Allah selamet versin. Öldüyse de Allah rahmet eylesin. Yılmaz abi denk geldi. Necati tanıdı onu. Ben tanımadım. Sonradan tanıştım ben onunla. Şeyin Alkan Rekürüsü'nün de baş reisiymiş. Tesadüf ya. Adamın geçesi tuttu. Bir gün sonra da, 2 gün sonra da Dünya Güzeli diye bir at koşacak. Bilir misin Dünya Güzeli'ni? Celalettin Alkan'ın. Evet. Celalettin Bey'in ahırının baş reisi Yılmaz abi. Şimdi duruyorsa da Allah selamet versin. Buradan da saygılarımı iletiyorum. Hayatımda dönüm noktam oldu o adam benim yani. Bak İlk defa buradan itiraf ediyorum. Ya dedim ki işte yarışı sorduk. Abi sizin at nasıl falan dedik. Ne dese ben. O gün de Gediz miydi neydi valla bir at favoriydi o yarışta. Halis Karataş biniyor. O 2 numaraydı galiba. Özdemir Bey'in rahmetli Allah gani gani rahmet eylesin. Özdemir Bey'in safkanıydı ama Halis bindiği zaman o zamanlar hatırla bir abi. 300 puan çıkıyordu, 500 puan çıkıyordu. Yani yanına at yazmasın Özdemir Bey'in hele bir de forması olacak. Yanına at yazmasın. Yılmaz abi ne dedi biliyor musun? Benim attı, bizim ata da Barış Kurdu biniyor. Dedi ki inan dedi el oynatmaz kazanır. Biz dedi bu yarış dedi 3 ay önce olsa bile hazırdık dedi. At, o kadar hazır at dedi. Ya Yılmaz abi elini ayağını öpeyim dedim ya. Ya doğru mu gerçek mi dedim. Vallahi billahi dedi kazanır. Allah Allah sanki kaybettiğim oyuncaklarımı buldum ben sanki Fatih. Abi nasıl koşa koşa gittim. Bir gün sonra da yazıyı hazırladım. Ya faks çektik. Hatırlayamıyorum o sayfayı. O da faks maks da yok ha. Gittik şeye
O hani internet kafeler vardı. O şimdi var mı bilmiyorum, çocukların gittiği internet kafe. Oradan yalvar yakar zorla çektik abi. Paramızı da çektik de çektik yani. Abi. Şöyle yazdım başlık olarak. En üstte şunu yazdım. Sevdim seni dünyalar güzeli yazdım. Ve ilk ayak Fatih. İlk ayak. Yoruma bak. Bu koşuda yani işte günün ilk ayağında eğerle başladım eğer aprantisi düşmez ise aprantisi sapma at sapmaz ise startta kalmaz ise dünya güzelinin çok rahat bir yarış çıkaracağını hissediyorum. Gönül rahatlığıyla tek yazabilirsiniz. Yani ya hayro ya merro yapıyorum. Yani bir zar atarsın ya en son şey hani filmlerde olur ya. Ya abi yarış koştu. İşte bunlar kaçıyor, başka atlar kaçıyor falan. Bir baktım 600'ün orada Barış Kurduy'la üçüncülüğe girdi dünya güzeli. Ben de Ganyan Mayı'ndayım, kahvedeyim. Yarış günü. Abi dışarıdan bir gelişi var. İyi akşamlar Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa geldiği gibi ayırmadım mı bunları uzak ara. Üç boy mu, üç buçuk boy mu ne ayırdı. Ben iletişim hattım yok. O zamanlar işte yerleşik değildim. İşte nerede sabah orada akşam. Dostlar sağ olsun. Çok iyiliklerini gördüğüm abilerim oldu. Kahvehanenin telefonu çaldı. Onu vermiştim Ethem abiye. Hani bir şey olursa beni buradan bulun diye. Bir baktım bir tanesi bağırıyor. Adanalı diye bağırıyor. Koşarak gittim telefonu. Anladım ama. Ulan kim arayacak burayı? Beni kim bilir diyorum kendi kendime ya. Bir baktım Ethem abi. Adamsın dedi. Adamın dibisin dedi. Ve herkes dedi şu an kastede seni konuşuyor dedi. Ya bunu nasıl bileceğim? Ya abi dedim. Yani öyle demedim de şimdi olsa derim. Yani derdim ki ya Ethem abi biz de deterjan markası değiliz falan. Hava atardım anlıyor musun? Hayatımdaki dönüm noktam Alkan Ekürüsü'nün seyis başısı Yılmaz abidir. Soyadını da bilmiyorum. Eğer bunu seyreden olursa, Yılmaz abi de hala sahadaysa ne olur bunu seyrettirin. Hürmet ediyorum, ellerinden öpüyorum. Benim hayatımdaki en büyük dönüm noktam oldu. Gençlere tavsiyem. Bu benim için şanslı o Fatih abi. O karşılaştığımız Fatih abi. Gençlere tavsiyem. Arkadaşlar ki hiç sakın bak aklınıza bir şey getirmeyin. Kötü bir niyetim yok. Ama beyaz atlı prens gelip sizi bulmaz. Siz içinizde keşkeler kalmasın. Gerekirse resmi olarak ben sizin yerinizde olsam yarından tezi yok mesela. Hangi büyük gazetelere, başka gazetelere işte kendinizi biraz tanıtan böyle CV'lerle at yarışlarına işte tutkunluğunuz, başarılarınızı çok olduğunu, etraftan çokça takdir aldığınızı falan söyleyin, yazın, bir başvuruda bulunun. Bakın para verirler vermezler bilemiyorum çünkü emin değilim. Çünkü gazeteci dostlarımız buradan kızmasınlar ama lütfen şu şeylere de biraz mümkün mertebe yani yarım alma, elma gönül alma diyorum. Ben bugün varım yarın yokum. İsteyen beni istediği gibi değerlendirsin ama benim söyleyeceğim şeyler budur. Ya başvursunlar, başka çare yok. Ya da birinin vesilesiyle olabilir. Şimdi ben desem ki gelin bana yalan söylerim abi hanginize yardım edeyim? Yani aranızdan da bilemem ki hem iyi aile terbiyeli olacak hem iyi tahminler olacak. Ben de mesela bugüne kadar 3-5 kişiye yalan değil dokundum yani yardımcı oldum. Allah yukarıda şahittir yani. Ama şu anda hala da yazıyorlar çocuklar yani. Hepinizin de tanıdığı kişiler. Ama nereye kadar? Ben şimdi bütün koca Türkiye'ye de yardım edemem ki abi. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Saygı ve sevgilerim de. Ercan abi zaman ayırdığın için gelip burada bizimle sohbet ettiğin için ben çok teşekkür ederim Ercan abi. Ya aslında ben sana teşekkür ederim. Ben
hayatımla ilgili bilinmeyen noktalar kalmış olabilir diye. Kur'an çarpsın öyle bir bazen düşünüyorum bir kitap mı yazayım diye. Bütün her şeyi anlatayım olduğu gibi. Yani bu dinledikleriniz ne ki? Dinlemediklerinizi de yazayım diyorum ama kendi hatalarımı da yazayım oraya. Yani gençlik hatalarımı da yazayım ki en azından genç jenerasyon arkadaşlarımız okusunlar. Ha, Ercan abinin başına bunlar gelmiş. Biz de yapmayalım desinler. Dolayısıyla ben ikinci defa aynı kasise düşecek bir adam değilim. Uzun uzun yıllardan beri çok şükür hayatıma yeni bir sayfa açtım. Çok prensipli, çok dürüst, çok namuslu bir sayfa açtım. Çok güzel bir sayfa. O yüzden dolayı da bunları da söylerken asla imtina etmiyorum. Eskiden çok utanıyordum, şimdi hiç imtina etmiyorum. Doğrusu neyse odur. Çünkü ömür o kadar kısa ki 3 günlük dünyada neyin neyden yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkası beni sevmeyen birisi gider üzerine 5 katar gider anlatmıştır. Bilin kardeşim ben kendiyle barışık iyi bir adamım ya. Fatih vallahi iyi adamım ya. Biliyorum Ercan abi. O yüzden buradasın. Teşekkür ederim. Bu Çok güzelim. Çok. kimdir de özellikle Ercan Fırtına'yı çağırdım. Yakından tanımanız gerektiğine inandığım insanlardan biri Ercan abi de sağ olsun geldi. Ercan abi gibi birbirinden değerli konukları önümüzdeki haftalarda çağırmaya, davet etmeye imtina edeceğim. Tekrar talep göstereceğim, misafir etmeye çalışacağım. Ercan abiye teşekkür ediyorum. Aççılık Kütüphanesi'nin Kimdir programında bu hafta Üstad Ercan Fırtına yayındaydı. Zaman ayırdınız, izlediniz. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.